Arkadaşlar selam. Hemen başlıyorum. Burada prizmatik geldi. Boğa kuvvetini almak isterdim ama ya şu doğum günü hediyesini hiç denemedim abi. Her seviye aldığında 2 yıldızlı bir şampiyon atar ve bir altın kazanırsın. İşte kendi aşamandan 4 çıkarılarak hesaplanır gelecek şampiyonun altın değeri. Yani 6 level'a kadar bir altınlık şampiyonlar 2 yıldız olacak. Burada level aldık. Bir altın aldık. Gelen şampiyona baktık. Blitzcrank geldi. Kötü değil. Hem erken aşamada da biraz beni hayatta da tutar. Öyle düşündüğüm bir seçenekti. Karuselden manayı aldık. Çünkü elimde 2 tane sopa vardı. AP bir şampiyona gidebilirim. Level'da aldığımız için yine hediye verdi bize. Wukong verdi bu sefer. Bu çok iyi olmadı ama erken aşamada savunucu açıyor yani. Manayı yaptık. Yani Blue Buff'ı yaptık. Kime versem bilemedim. Gittim. Hani şimdiye kadar bir şekilde Yumi tutabilir itemleri diye ona verdim. Gelen itemleri de görüyorsunuz. Şimdi burada kılıç fazlaydı elimizde. Yeniden işledik. Kritik geldi. Yumi'nin üstünde de sopamız vardı. Mücevherli eldivenimizi yaptık. Şimdi burada inanılmaz şanslıyım. Hediye ile seviye atla bence birbiriyle bir kombinasyonu var. Onu direkt zaten seçtik. Seviye atla benim için çok güzel olacak. Çok hızlı hızlı level alacağım. Beğendiğim şampiyon gelirse board'uma koyarım. Orada gelmedi. Draven geldi. Attık onu. Karuselden gittik. Canı aldık. Şimdi elimde hem mücevherli eldiven var hem ocağını da birleştirdim. Mor ile Monikon'u da yaptım. Güzel bir yere doğru gidiyor. Yani mesela Aurelion Sol falan oynamayı düşünüyorum aslında burada. Direkt planım o. Başka bir şey de belki oynayabilirim. Burada da Senna geldi. Onu çok istememiştik. Sona'yı zaten yapmıştık. Burada idare eden bir ne veriyor diye bir bakayım dedim. Takımın 30 yetenek gücü verir. Güzel. Yani zaten Sol oynamayı düşünüyoruz. 30 yetenek gücüyle başlayacak. Tertemiz. Gelen itemleri de görüyorsunuz. Yine sopayla mana geldi. Burada Yumi 2 yıldız oldu. Benim board'um düştü şimdi abi bayağı. 45 candayız. O yüzden bir kere daha level aldık. Burada Zek geldi işte. Şu an 8 level'ız. 4 çıkart, 4 paralık yani. Mantık öyle doğum günü hediyesinin. 8'e çıktığımız için 4 paralık bir şampiyon verdi bu sefer. Zek'i de tuttum. Yani onu beğenmedim değil. Beğendim. Çünkü board'um da çok düştü. O yüzden 7'den 8'e hızlı geçeyim dedim. Görüyorsunuz mağlubiyet serisindeyiz. 45 canımız kaldı bir de yani öyle bir sıkıntımız var. Ama bu Zek frontta kendi başına itemsiz de olsa şu an gördüğünüz gibi tutabildi. Mecha Jax'in de bir itemi eksik gerçi. Yani Guinzo'su olsaydı belki tutamayabilirdi. Tabii, Guinzo olsa biz burayı kaybederdik kesin abi. Guinzo olmayınca Jax çok vurmuyor ya. Görüyorsunuz. Bu arada kanalı ilk defa izliyorsanız böyle anlatımı TFT videoları yapıyorum. Videoyu da beğendiyseniz kanala abone olursanız çok sevinirim. Burayı kısaca geçiyorum, devam ediyorum. Şimdi burada Chosen geldi. Abi donuk topraklar aşırı güzel olur. Ama ben de şimdi seviye atlı var. O yani seviye atlı olduğu için ben burada yani sol istedim yani. Aşırı tam sol 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 diye bağırıyordu oyun. O yüzden şu donuk toprakları alsam güzel olurdu. Almadım. Rolledim gelmedi abi. Deli Duman geldi 4 paralık. Yapacak bir şey yok. Gizli cereyan özelliğini aldık Sona'nın. Yani Sona en yakındaki iki takım arkadaşına 50 mana kazandıracak. Yani destek chosen aldık öyle söyleyeyim. Destek şampiyon seçimine gittik. Sol koyarım diye düşünüyorum. Hala sol koyacağım yani hiçbir şey değişmedi. Aurelion Sol'e direkt 50 mana verecek Sona. Mantığım oydu yani burada. O yüzden aldık. Bir de diğer ikisi benim kompozisyonuma hiç uymuyordu zaten. Yapacak bir şey yok. Bazen öyle oluyor yani. İstediğimiz gibi olmuyor. Bir an önce değiştirmem lazım ama Sol bulmadan da o itemleri kime vereceğim ya? Yani. Öyle bir saçmalık bir durum var yani. Çünkü şu an hani board'da hiçbir şey yani LB'ye verebilirim ama LB'yi kullanmak istiyorum board'da. İdareyi düşmeyeceğim. Çünkü 30 yetenek gücü verecek. Yani güç kadehinden 5 fazla. Niye düşeyim ki? Yani bir item fazladan bir item olacak aslında Sol'ün. Bulabilirsem inşallah. Ben burada gittim bir level daha aldım abi. Şimdi çünkü 9'a çıktık. 5 altınlık bir şampiyon atacak. O da bana Jhana attı. Jhana'da da hem büyü şor hem de muhabirler de işte her el değişiyor. Bu eldeki özelliği de 5 saniyede bir saldırı gücü ve yetenek gücü kazandırıyor. Şimdi bizim board'umuzdaki Jhana direkt 2 yıldız geldiği için 25 yetenek gücü, %25 de saldırı gücü kazandıracak her 5 saniyede bir. O yüzden bunu kaçıramazdık yani. Bunu satmayız asla. Yani late game kompozisyonunda Jhana kesin olacak. Burada Jhana geldiği için Jhana'yı kullanayım bari diye kullandığım bir seçenek değil. Çünkü Sol'e inanılmaz yarıyor yani. 25 yetenek gücü verecek her 5 saniyede bir. Oyun zaten 20 saniye sürse 100 yetenek gücü vermiş olacak Jhana. İdareden de 30 alıyor. Sadece itemsiz Sol bile 130 yetenek gücü alacak. 20 saniye geçtiğinde fight'ta. Ki itemleri de hazır yani. Tam bence perfect itemini bulduk, koyduk.
Ya bence perfect sistemlerin bu üçlü perfect emin bence Sol'ün. Ama tabii başka seçenekle varyasyonlarla da gidilebilir yani. Karasol'dan saldırı hızını aldık. Burada Syndra'yı bulduk. Titan yaptık. Zeke önde biraz daha uzun süre tanklasın diye Titan'ı yaptım. Burada artık o proaktif oyuna geçeyim dedim. Çünkü Yumi'nin düştüğünün farkındayım. Sol de yok. Gittim. Acaba dedim Janna bu itemlerle bir şey yapabilir mi? Vurabilir mi? Çünkü Janna'nın ultisi bir alına hortum atıyor ya. O hortumda Morella Monikon iş yapar diye düşünmüştüm. Blue buff zaten iş yapar. Mücevherli eldiven de belki iş yapar diye düşündüm yani. Belki olabilir diye bir onu da deneyeyim dedim. Siz de görün şimdi. Hiç iş yapmadı arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok yani. Orada da proaktif oynamak gerekiyordu. Syndra'yı bulmuşken reddetmek istemedim. Hala Sol yok maalesef. Sona'ya da var dedim şey vereyim. Hextech silah kılıcı vereyim. Sona rakip yani bizim şampiyonlarımızın canı az, onlara can basıyor. Şampiyonlarımızın canı az ama işte onun range'inde bir düşman varsa onlara hasar atıyor abi. Hextech olduğu sürece de daha fazla can basabilir. O yüzden elimizde de durmasın dedim. Gittim Hextech'i verdim. Ya burada çalışmadığını gördük Janna'da ama bulamadık. Burada da bir şansım daha var ne de olsa 27 candayım. Ben genelde böyle son ana kadar mal gibi bekliyorum abi, siz yapmayın. Bu hata bence. Burada benim daha önceden rolleyip bulmam lazım. Ya burada biraz işte şunaya güvendim. Buradan biraz daha ekonomimi toparlayayım diye yaptım. İşte Syndra'yı da 2 yıldız yaptık gördünüz. Sol geldi sonunda şükür. Sol geldiği gibi hemen manyetik sökücüden faydalandık. Morello'yu, Blue Buff'ı ve mücevherli eldivenini verdik abi. Şimdi Syndra'm da 2 yıldız olduğu için bencimi de 5 altınlık şampiyonlara doğru çevireceğim. Görüyorsunuz. Nunumuz var. Orada bir tane Leona'mız var. Toplayacağım yani 5 altınlık şampiyonları. 9 level'ız bir de. Ona da çıkabileceğiz şu an eğer ölmezsek. Bir tane daha Sol bulduk. Sol'ümüz 2 yıldız oldu. Artık burada rahatım. Buradan sonra rollemeye gerek yok diye düşünüyorum. Yine de bir tane daha attım. Aslında burada atmamam lazım onu. Urgot bulduk. Kötü değil ama. Burada da kılıcı aldık abi. İşte bu bence hata. Bunu bence Syndra'ya vermem lazım. Shojin'e verdim. Shojin'i yaptık. Shojin yine yapmam lazım ama bence Syndra'ya versem daha iyiydi. Sona'ya verdim. Daha fazla can basar diye verdim aslında. Yani Sona'ya da çok kötü değil ama Syndra'ya versem daha iyiydi gibi geliyor. Bilemiyorum. Yani sanki. Neyse böyle bir karar aldık. Sona'ya verdik. Zaten artık Sol'ü bulduk. Sol'da 2 yıldız yaptığımız için güçlüyüz yani. Görüyorsunuz. Burada gereksiz bir tane rel vardı bordta. Onu düştüm. 5 altınlık şampiyon koyayım bari dedim. Ne gerek var yani rele? Çünkü yıldız muhafızana da gitmiyorum. Savunucuya da gitmiyorum. Şu an borttaki şampiyonlarımın hiçbir şeyi yok. Sadece 4 büyüşör açsın diye eni var. Onun dışındaki şampiyonlarım güçlü diye varlar abi. Çünkü güçlüler. Ve ben ona çıkacağım. Ekonomiyi yapmam lazım artık burada. Burada da baktım bir. Yenebiliyor muyum, yenemiyor muyum test ettim. 17 canım var çünkü direkt 17'yi yemem diye düşünüyordum aslında. O yüzden en kötü işte 3 canımız kalır, 2 canımız kalır falan diye düşünüyordum. Board'um da zaten güçlü. Syndra da zaten içeriye şampiyon en az 2 tane atıyor şu an bile. Çünkü hem Syndra'ya veriyor sona hem şeye veriyor, Sol'e veriyor görüyorsunuz. O yüzden güzel oldu yani oyun o açıdan. Belki de Shojin'i o yüzden vermemiş olabilirim ama burada işte Syndra'yı daha uzağa koyup mesela muhabir etkili Janna'ya da verdirebilirdim manasını. Öyle bir şey de yapılabilirdi. Ben pozisyondan dolayı orada Sona'ya vermiştim işte. Burada hırsız eldiven aldık. Tekrar geriyi anlattım ama kusura bakmayın artık. Niye yaptığımı da bilin istedim o yüzden. Burada 50 golda çıktık. Level aldığımızda da 48 altın istiyor. Level'ımıza hemen gittik bastık. Gelen şampiyona bakıyoruz. Leona geldi. Kötü değil. Ya keşke başka bir şey gelseydi. Ama yapacak bir şey yok. 4 tane 5 altınlık şampiyonumuzu tuttuk. Savaşa girebilecek konumdayız. Leona'mız da 2 yıldız oldu yani. 2 yıldız 5 paralık şampiyon abi. Niye şey yapmayayım yani. Süper oldu. Kötü değil. Ya bu işte hediye ile yani benim augmentlerim birbiriyle güzel bir kombosu oldu. Öyle bir avantajım oldu gerçekten. Yani prizmatik lobi olduğu için herkes de çok güçlü farkındaysanız. Rakibin Miss Fortune'ı Chosen zaten daha yüksek alana vuruyor. Benim hard counter'ım gibi bir şey oluyor. Çünkü ben muhabiri kullanmak için, canının etkisini kullanmak için bir alana kapatıyorum. Karşısında kaldığım an gördüğünüz kaybettik. Bir de yani onun şu Chosen'lı seçeneği vardı gördüğünüz.
Nunu'yu 2 yıldız yaptık burada sonunda. Senden Sol bulduk ama Sol artık burada 3 yıldıza gitmez yani. Gereksiz. Rakiplere bakıyoruz. Süper kahraman bir board var. İsyankar board var. Yıldız muhafızları board'u var. Yani yıldız muhafızları board'u beni counterlıyordu gerçekten. Burada yıldız muhafızı gelir belki diye board'u ikiye böldüm abi. Çünkü o tarafa vursun, bu tarafa vurmasın. En kötü düşüncem. Ya da buraya vuruyorsa da oraya vurmayacak. Belki kazanırım diye düşündüm. O gelmedi. İsyankar, 6 isyankar yapan bir rakip geldi. Buraya karşı güçlüyüz yani. O kadar güçsüz değiliz. Urgut'u da 2 yıldız yapmış. Bayağı yine güçlü bu rakipte ama hazineden güçlü yani. Görüyor musunuz gelen hazineleri? Orada hem altın olabilir hem item olabilir. Orayı da göstermemişim ama neyse. 7300 vurmuş. Aurelion Sol. Gayet yeterli. Burada Alistar da vardı aşağıda. Gördüğünüz siper açarım diye almıştım. Fiddle bulduk bir tane sonunda. Bir tane daha Fiddle bulduk. Fiddle 2 yıldız yaparsam süper bir şeye doğru gider benim kompozisyonum. Çünkü zaten bir eklenti açmıyorum. İdare ve büyüş oradan başka. Şimdi burada ben bayağı düşündüm. Fiddle'a item mi versem diye. Sonra dedim ki Warmog alayım. Bunu da Fiddle'a verebilirim. Fiddle'ımız 2 yıldız oldu çünkü. Ama gittim ben hırsız çetesini verdim abi Fiddle'a. Çünkü daha iyi yani iki tane tam item verecek. Onu da gittim Zek'e verdim. Çünkü Zek aslında frontu ne dediyse tek başı. Yani Blitzcrank de orada ama Blitzcrank bir altınlık şampiyonu ama ne kadar tanklıyor olabilir yani. Dövüşçüsü bile açık değil bir de yani. Sadece idaresi açık. İdareden de yetenek gücü alıyor. Blitzcrank'e yarayan bir özellik değil. Ama bu Zek tek başına zaten frontta uzun bir süre tanklıyor. Yani Nunu'muz da 2 yıldız. Nunu'ya da vuruyor şampiyonlar. Fiddlesticks de 2 yıldız. Gördünüz. Yani rakip benim Kerim'e tek attı aslında. Bu şampiyon. Yani Talia. Ama burada artık Fiddle da carry. Görüyorsunuz. Burayı zaten Fiddle taşıdı yani. Sol çok erken öldü. Zaten Sol 3300 vurmuş. Fiddlesticks 6600 vurmuş. 4.5K'da şey vurmuş. Nunu vurmuş. Görüyorsunuz yani. Artık Sol'e de çok bağlı değilim. Yine Sol tabii ki en çok Sol vurması lazım mantıken ama Sol'ün başına bir şey gelirse başka planlarımız da var yani. Nunu'muz 2 yıldız, Fiddlesticks'imiz 2 yıldız. Burada işte rolluyoruz artık. 10'un seviyedeyiz. Bir tane daha Zek buldum 2 yıldız. Onu da kesinlikle tutacağım çünkü Syndra zaten hemen çat diye koyacak onu. Gördünüz hemen Zek'e attı. Yani Urgot'ları da atabilirdi ama sorun değil. Artık yani bayağı güçlüyüm. Yalnız bu rakip de bayağı güçlüydü. Çok fazla 3 altınlık 3 yıldız şampiyonu vardı. Renekton'una da zaten ucu ucuna görüyor musunuz abi? Dip dibeyiz yani. Allah mesela bu da Sol'e zarar veremediği için kaybetti yani öyle söyleyeyim. Burayı kazanıyoruz. Sol'ün çünkü yine ultisi geldi. Tek ultiyle. Ya son bir şansımdı zaten. Yoksa gidiyordu. Ha burada 2 tane Fiddle bulduk. Güzel bir seçenek hemen aldık. Rakiplere bir bakalım dedim. 5 tane şampiyonu da süper kahramanda 3 yıldız yapmış. Bu demek oluyor ki %45 hasar artışı var bu rakibin. Bu arkadaşım bu arada 6 isyankardan dolayı güçlüydü ama yani Urgut'u da carry yapmış. Biraz karışık bir build yapmış ama Leona'sı 2 yıldız. Viego'su 2 yıldız. Kötü değil yani bu rakibin de board'u. Bizim board'umuz da kötü değil tabii o ayrı bir konu. Buraya zaten daha kolay yeniyorum. Otalya kompozisyonlu rakibi ve ben yeniliyordum. Benim kompozisyonumun counter olduğu için. Ya da işte Miss Fortune'ya yeniliyordum. Ama onlar da karşıdaki iki rakibime çok kolay yeniliyorlar. Öyle birbirlerini çok counterlayan matchuplar var. Biz bir şekilde hayatta kaldık yani öyle söyleyeyim. Bu rakip ne alacak diye bir bekledim. Benim gün ateşine de ihtiyacım vardı zaten. O da galiba gün ateşine geliyormuş. O yüzden alamadı bir şey. Ne aldı bilmiyorum. Bakmadım da yani ondan sonra. Ben kazanırım diye düşünüyorum aslında burada. O yüzden biraz daha rahatım. Rolluyoruz. Rollemeye devam ediyoruz abi. Burada Fiddle 2 yıldız geldi. Geldiği gibi aldık. Aldığımız gibi dedim ki bunu ben kesinlikle board'a koymalıyım. Neyi düşebilirim? En iyi abi. Büyüşorum 4 olmuş, 3 olmuş. Çok bir önemi yok. Büyüşor olan şampiyonlarım burada zaten şey yani Janna, işte LeBlanc, Sona. Yani onlar o kadar vurmasa da okey benim için. Ben zaten asıl kompozisyonu şu an öndeki Fiddle'lar zaten 2 yıldız. Zek tanklayacak, Sol vuracak. Janna da zamanla yetenek gücü kazandıracak. Mantık bunun üstüne kuruluydu. Zaten baktınız abi bu arada Fiddle'ları görüyor musunuz? Biri sağa, biri sola. Yani neredeyse Janna'ya bile Sol'e bile gerek kalmıyordu yani.
Ya bu Fiddle gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Kullanın ya. Bilmiyorum. Ben neredeyse her kompozisyonumda kullanmak istiyorum ama her kompozisyona girmiyor tabii. O ayrı konu. Ya burayı da kazandık. İki kişi kalmıştık zaten. En son süper kahraman rakibimiz vardı. Kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. O zaman kendinize dikkat edin. Görüşürüz.